kendime şöyle çok tatlı bir kombin yaptım. Malzemelerimi de yanıma aldım. Bugün kırtasiyeye gideceğim ve sulu boya defteri alacağım. Uzun zamandır sulu boya yapmadığımı fark ettim. Siz de benden istiyordunuz sulu boya videoları. Bu yüzden bir defter almam gerekiyordu. Çünkü sulu boya defterim yok. Elimde olan eski defterlerinin de gramajları çok düşük. Bu yüzden yüksek gramajlı bir defter alacağım bugün. Sulu boya defteri almışken de tatlı bir yere gidip sulu boya yaparız diye düşündüm. İlk defa dışarıda sulu boya yapacağım. Umarım beni kovmazlar kafelerde. Ben bugün saçlarımı kestirmek istiyorum. Şu an uzunlukları bu şekilde ama bana çok uzun geliyor. Bu yüzden kestireceğim. Bakalım inşallah ağlamam çok kötü oldu diye kuaförden sonra. Bugün bu şekilde geçecek. Defter bulabilecek miyim bilmiyorum. Uygun fiyatlı bir şey almak istiyorum ama maalesef şu anki defter fiyatlarından sonra pek ümitli değilim uygun fiyatlı bir şey bulabileceğimi. Bakalım bulabilecek miyim? Ben şimdi ilk olarak kuaföre gideceğim. Ondan sonra da birlikte kırtasiyeye gideceğiz. Şimdi evden çıkıyorum kuaföre gitmek üzere. İnşallah saçlarım güzel olur. Ve ben şimdi evden çıktım. Kuaföre doğru yürüyorum. Gideceğim kuaför zaten yakınımdaydı ve hemen yürüyerek geldim. İçeri giriyorum şimdi, çok heyecanlıyım. Umarım saçlarım güzel olur. Aslında ben saçlarımın bu kadar kısa olmasını istemiyordum ama kuaför birden çok kısa kesti. Ben de biraz tedirgin oldum kötü olacak diye ama şu anlık güzel görünüyor. Ve saçlarım bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şu anlık çok kısa ama biraz uzadıktan sonra daha güzel olacak bence. Saçlarımı da kestirdiğime göre artık kırtasiyeye gidebiliriz. Daha önce bir vlogumda bu kırtasiyeye gelmiştik ve ben buradaki defterleri çok beğenmiştim ama almamıştım. Bugün şimdi o gözüme kestirdiğim birkaç tane defter vardı zaten. Onlara bakmak istediğim için yine aynı kırtasiyeye geldim. Burada gerçekten birçok defter çeşidi var ama ben bugün sulu boya defteri alacağım için sadece sulu boya defteri çeşitlerine bakacağım. Bunlar aslında yeni çıkmıştı. Yeni çıktı dediğim de bayağı oldu ama ben hiç denemedim, alamamıştım. Aslında denemek istiyorum, bu markanın bu defterlerinin güzel olduğu söyleniyordu. Bir de kansonlar dikkatimi çekiyor. Sulu boyada en güzel defter bence kanson ya da talens oluyor. Ama bu kansonun modelini beğenmedim telsiz olduğu için. Daha sonra böyle kare tatlı bir defter görüyorum ama teli olmadığı için bunu da tercih etmem. Çünkü telsizler sayfaları çevirdikçe koptuğu için, ben de sayfaları kopsun istemediğim için böyle tercih etmiyorum. Bu defteri daha önce almıştım ve çok memnun kalmıştım. Bence en güzel sulu boya defterlerinden biri bu ama fiyatı çok pahalı olduğu için bunu tercih etmeyeceğim. Burada böyle kansonun değişik bir modelini görüyorum. Galiba bu özel seri olarak çıkmış. Yine kağıdının dokusu ve kalitesi çok yüksek olduğu için fiyatının da pahalı olacağını düşünüyorum ama görüntüsü ve kalitesi bence güzeldir. Bu Talens'in çok amaçlı bloklarını tavsiye ederim aslında. Ben daha önce kullanmıştım. Hem sulu boya, kuru boya, marker gibi birçok tekniği kaldırabiliyor ve güzel bir defter. Bu markanın bu defterini ilk defa görüyorum. Galiba yeni çıkmış ve birçok modeli vardı. Dikkatimi çekti aslında. Hem kapağı güzel duruyor hem de iç kalitesini çok beğendim. Burada da böyle tatlı eskiz defterleri var. Bu Talens'in defterlerinden bir gün ben de alacağım bu kare eskiz defterini. Gerçekten çok özeniyorum ve artık almak istiyorum. Bu sketchpad'i de herkese öneririm. Daha önce kullanmıştım ve bu markanın bu defteri çok amaçlı oluyor. Çok kaliteli değil ama her türlü işinizi görüyor. Yine aynı şekilde bu Talens'in resim bloğu da çok güzel. Kuru boya için ideal bir defter.
Ve böyle büyük boy defterler de var burada. Resim defteri ya da işte sınav dönemindeyseniz sınava hazırlanma defteri olarak kullanabilirsiniz. Mesela burada büyük bir defter var yine Talens'in. Bu oldukça yine kara kalem çizimlerinize yeterli olur. Ama tabii ki ben bugün böyle büyük bir defter almak istemediğim için bunlar ilgimi çekmedi. Şimdi ben kendime birkaç tane beğendiğim sulu boya defterini seçtim ama fiyatları yazmadığı için burada bir tane fiyat okutucu var. Onu defterleri okutacağım. Bakalım bütçeme hangisi uygunsa, hangisini beğenirsem onu alacağım. Ve hangi defteri alacağıma karar verdikten sonra bu stantı görüyorum. Burada havada kuruyan killer var ve farklı çeşitlerde olan killer de var. İşte Çin porseleni gibi hem havada kuruyan hem de böyle sertleşen çok kaliteli ürünler gördüm. Daha önceki kırtasiyelerde böyle şeyler görmemiştim. Ben de biliyorsunuz yapıyorum böyle kilden bir şeyler. O yüzden almak istedim. Şimdi fiyatlarına bakacağım. Hangisi bütçeme uygunsa kaliteli olanlardan bir tanesini alacağım. Biraz araştırdım, biraz da buradaki görevlilere sordum ve kullanım amaçlarını öğrendim. Bunun bana daha uygun olduğunu düşündüğüm için bunu alıyorum. Kırtasiyenin bu kısmında da böyle daha çok kalem ağırlıklı ve boya ağırlıklı ürünler var. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani şu an gördüğüm kadarıyla her çeşit ürün var. Burada yağlı boyalar var, akrilik boyalar var. Daha sonra şurada kuru boyalar ve böyle pastel boyalar var. Bu standta galiba sulu boya da var. Ama tabii ben sulu boyam olduğu için bugün sulu boya almıyorum. Ve bu markanın marker standını ilk defa görüyorum. Belki daha sonra buradan marker almaya geliriz. Ve ben alışverişimi yaptım, kırtasiyeden çıktım. Şimdi heyecanlıyım, aldığım defteri denemek istiyorum. Bir an önce kafeye gideceğim ve aldığım defteri sulu boya yapacağım. Hem rahat edebileceğim, sulu boya yaparken beni kovmayacaklarını düşündüğüm bir yere geldim. Hem de sevdiğim için buraya gelmek istedim ve kahvemi sipariş ettim. Şimdi bekliyorum. Ve bahçe kısmında kendime çok tatlı bir yer buldum. Kahvemi de kendi termosuma doldurdum. Şimdi size aldıklarımı gösterebilirim. Kırtasiyede de söylediğim gibi bunu almayı tercih ettim. Bu havada kuruyan kil gibi değil de biraz daha profesyonel bir ürün. Ve defter olarak da bu defteri almayı tercih ettim. Hem kare oluşu hem boyutu çok hoşuma gitti ve 300 gram. Fiyatı da 55 liraydı. Ve ben şimdi sulu boyaya başlamak için malzemelerimi hazırlıyorum. Bu arada bu fincanı okuldayken ben yapmıştım seramikten. Aslında kahve içiyordum içinde ama artık böyle boyalarımda kullanıyorum. Bence çok tatlı bir su bardağı oldu benim için. Aslında eskizi çizecektim ama sonra aman dedim ve direkt sulu boyadan başladım yapmaya. Kolay bir şey yapmak istiyorum. Beni çok sıkmasın istiyorum. Zaten şu an pek dikkatimi toplayamadığım için basit bir çalışma yapacağım. O yüzden şu an kullanacağım renkleri hazırlıyorum.
Bu şekilde aslında detay eklemeden sadece renkleri karıştırıp bol bol su kullanarak, renk kullanarak bir çalışma yapıyorum. Dediğim gibi çok basit, tamamen böyle deşarj olmak için, kafa dağıtmak için yapmış olduğum bir çizim. Böyle renk kullanmak ve bunu suyla birleştirmek, suyun dağılması falan benim çok hoşuma gidiyor ve beni çok dinlendiriyor. Kafanız yorgunsa böyle basit ama sulu boya çalışmaları yapabilirsiniz bence. Gerçekten çok dinlendirici oluyor. Yapmış olduğum sulu boya çalışması bu şekilde oldu. Benim kafa dağıtmak için yaptığım basit bir çalışmaydı bu. Şimdi toparlanıp eve gitmek üzere yola çıkabilirim. Ben toparlanıp çıkana kadar bayağı hava karardı. Şu an eve gidiyorum. Ve ben şimdi eve geldim. Hemen üstümü çıkarıp yatmak istiyorum. Belki sesimden anlamışsınızdır. Birazcık hastaydım. Günü de dışarıda geçirince ve hava soğuk olunca sesim iyice gitti. Bu yüzden dinlenmek istiyorum. İlk defa dışarıda bir sulu boya yaptım ve bence çok zordu. Çok da güzel olmadı zaten ama yine de güzel bir gün geçirdim ve keyif alarak yaptım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.